Değerli For Life TV izleyicileri, hepiniz bir güncele hoş geldiniz efendim. Tekrar muhteşem bir şekilde yayınlarımıza devam ediyoruz. Sizlere güzellikleri sunmaya çalışıyoruz. Zamanınız değerli. Bu değerli zamanınız içerisinde biz de sizlere güzellikler sunarak, özetler sunarak, haberlerden, memleketin hali, dünyanın hali bir şeyler anlatmaya çalışacağız dilimizin döndüğünce. Efendim kısacık bir ara vermiştik. Ara vermemizin nedeni tabii Eylül ayı. Yeni sezonumuz başlıyor. Bu sezonda sizlere güzel şeyler sunmak için stüdyolarımızda yenilikler yaptık. Canlı yayınlarımıza geçeceğiz. Canlı yayın programlarımız, özellikle üyeliğimiz başlatıldı biliyorsunuz. Üye olabilirsiniz ve çok cüzi bir rakamla, 15 lira gibi bir rakamla da kanalımıza üye olduktan sonra bu üyelikten gelen gelirle de sokak hayvanlarına destek vereceğiz. Yani hem kanalımıza destek olacak bu ama hem de sokak hayvanlarına destek olacak. Onlara yiyecek desteği vereceğiz. Yeni sezonu muhteşem şeylerle, muhteşem programlarla açıyoruz. Neler olacak bu programların içerisinde? Yeni bir dizi çekimi yapacağız. Salon stüdyomuzu çok genişlettik. Güzel, yine Green Box çalışmaları da başladı. Kameralarımızda yenilikler yaptık. Sizlere en kaliteli, en güzeli kültür, bilim ve sanat adına doğruyu, en gerekli olanı, şu anda ihtiyacımız olanı sunmaya çabalayacağız, devam edeceğiz efendim. Bizim kanalımızın özelliği de kültür, sanat ve bilim kanalı olması. Bugün güncelde neler var? Bugün güncelde aslında çok şey var. Çünkü bir süredir ara verdiğimiz için biriken şeyler olmuştu ama tabii başınızı da çok ağrıtmayacağım ben sizin. Kalbe zarar veren şeyler nelerdir? Onlardan biraz bahsedeceğiz. Aldatıldığınızdan şüpheleniyorsanız onunla ilgili bir araştırma yapılmış, neler yapmanız gerektiğini birazcık anlatacağız. Hayvanlara destek olanlardan bir iki haber var. Onları anlatacağım sizlere. Ekonomik durumu biraz. Ekonomi tıkırında biliyorsunuz. Memleketin ekonomisi tıkırında. Tıkırında olan ekonominin tık kısmını da biraz bahsedeceğim. Çok siyasete giremiyoruz işte biliyorsunuz ya, memlekette artık siyaset konuşmak neredeyse yasak. O yüzden siyaseti de biz sanatla anlatmaya çalışıyoruz her zaman yaptığımız gibi. Gerçi sırf sanat yapanlar da siyasetten suçlanıyor bu ülkede ama olsun, ne yapalım, gücümüzün yettiğince, dilimizin döndüğünce yine de gençlere, özellikle genç kalanlara, yüreği genç kalanlara da biraz bilgiler aktarmamız lazım. Bizim görevlerimizden biri bu. Sanatçı olarak benim de görevlerimden biri bu. Ben böyle hissediyorum. Yani en azından bizim gerçeklere bilme, gerçeklere ulaşma hakkımız var. Bu hakkımızı da sonuna kadar savunmak istiyoruz. Tabii neyle başlayalım? Dedik ya, ekonomi tıkırında. Şimdi şöyle bir şey olmuş. 2023'te rekor enflasyon ve resesyon bekleniyormuş. Nerede bekleniyor ama? Almanya'da. Peki Almanya'da beklenen bu IFF diye bir enstitü var. 2023'te rekor seviyede enflasyon beklendiğini açıklıyor ve diyor ki önümüzdeki yılda diyor ekonomik beklentilerin kesin şekilde diyor farklı bir hale geliyor. Savaş işte nedeniyle enerji fiyatlarının ekonomide daralmaya yol açtığını falan tahmin ediyor bu enstitü. Haziran'da Avrupa'nın en büyük ekonomisinin %3,3 büyüyeceğini tahmin etmiş. 2023'te de %0,7 daralacağını öngörmüş ama Almanya ekonomisinin. Ya bu Almanya bizi kıskanan Almanya, yani kıskanıyor ya bizi. Enflasyon tahminleri çok yükselmiş. Yani Almanya'nın baş enstitülerinden biri olan bu IFF bu yıl için enflasyon beklentisinin %7,4'ten %8'e çıkarmış. Felaket, bizi kıskanıyorlar. %0,6 falan enflasyon yükseliyor. Acayip bir yükselme var diyorlar. 2023 için enflasyon tahmini %4,2 olarak açıklamıştı enstitü ama bu tahmini %8,7'ye yükseltmiş. Yani bayağı bir artmış. %8,7. Bizde enflasyon kaç? TÜİK açıklamalarına göre %81 falan civarındaydı. Diğer açıklamalar, bu özel açıklamalarda %181. Orada anlayamadık. %81 ile %181 arasında %100'lük bir fark var. Orayı hala çözemiyoruz ama %8,7'ye yükseliyormuş Almanya'nın. Elektrik ve doğalgaz maliyetlerinde artış hane halklarının alım gücünü belirgin şekilde düşürecek ve tüketici harcamalarının azalmasına yol açacak ifadeleri kullanılmış ve bizi kıskanıyorlar. Yani çünkü bizde %181 illegal, %81 güya legal, onlar da %8,7 olunca deliriyorlar ve bizi kıskanıyorlar. İşte enflasyon bu kadar yükselecek. Yani Almanya'da gelecek yıl rekor enflasyon ve resesyon bekleniyor. Hadi bakalım kalksınlar bunun altından bu Almanlar. Kıskanmaya devam edin biz arkadaşlar. Tabii bu işte bu enflasyon falan yükselince böyle insanlar, bir de sıcak havalar falan filan. Şöyle bir araştırma yapılmış. Nefret dolu tweetler aşırı sıcaklarda artıyormuş. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış. Bu Twitter'da yapılan paylaşımlarla ilgili ilginç bir gerçeği ortaya çıkartmış. Araştırmaya göre sıcaklar 42 derecenin üzerine çıktığında ırkçı ve kadın düşmanı tweetlerde %22'ye varan artış yaşanıyor.
Yani sıcaklar ırkçılık ve kadın düşmanlığını arttırıyor. Sadece 42 derecede, ya bizim Urfa'ya falan gitseler %500 falan artacaktır herhalde. Yok yok, bizim memleket yine iyi. Yani Amerika'dan da iyi. Bak Amerika'da bizi kıskanıyor. Biz de öyle Adana'da, Madana'da kadınlara şiddet falan filan, Urfa'da o sıcaklarda nerede? Twitter'de biraz artış oluyormuş. Yani orada Twitter'de de konuşsun adam canım. Yani Demirel amca ne demişti? Yürümekle yollar aşınmaz. Tweet atmakla da memleket aşınmaz yani. Atın. Herkes tweetini atsın ama işte tweetleri atarken de dikkat edin. Böyle arada çok siyasi miyasi şeylere düşerseniz alıyorlar içeri. Yani siniri soğuktur şimdi. Neyse efendim. Amerika'da 4 milyar coğrafi konulu tweet analiz edildiğinde sıcaklar aşırı hale geldikçe nefret dolu tweetlerde çarpıcı bir artış olduğu gözlemlendi diyor. Ciddi bir artış. Yani sıcaklıklar arttıkça ve düştükçe paylaşımlar da değişiyormuş. Psikoloji demek. Yani sıcaklar insanı sinirlendiriyor. Sinirlenince de nereye bulaşacaklarını bilmiyorlar. Bir yerlere bulaşıyorlar. Hayırlısı olsun. Yani bu kadar sıcaklardan sinirlenip tweet atıyorlar falan filan. Bunun çözümü ne? Biz bunu ne yapıyoruz? Sanatta falan insanları biraz dinlendiriyoruz, yatıştırıyoruz, hayata dair mutluluklar anlatıyoruz insanlara. Sanat çok önemli. Ben hep bunu dile getirmeye çalışıyorum. Sanat çok önemli. Türkiye'de de ne yapılıyor? Sanat, işte sinema var, tiyatro var, müzik var, şu var, bu var. Konserler iptal ediliyor. Neden iptal ediliyor? Bilinmiyor. İşte neymiş, Zakkum diye bir müzik grubu var. Çok güzel şarkıları da vardır. Ben de dinlerim. Zakkum'un adı cehennemdeki bir ağaçtan geliyormuş Kur'an'a göre diye Urfa'da birileri çıkmış. Zakkum bu isimdeki peygamberler şehrinde böyle ismi olan bir grup nasıl konser? Zakkum acaba bunu düşünmüş müydü? Yani bunu da bilmiyoruz tabii. Ama niye orada konser iptal oluyor? Onu hiç bilmiyoruz tabii. İşte bilinmezlikler üzerinden dönen bir dünya haline geldik. Bilinmezlik olunca da soru soruyor insanlar. Mesela ne olmuş efendim? CHP'nin de milletvekili Ömer Fethi Gürer soru önergesi yayınlamış ve Kültür Bakanlığı'na demiş ki ülke genelinde aktif olan sinema sayısı ne kadardır? İşte ne kadar tiyatro vardır falan filan. Bakan da normalde biliyorsunuz artık yani mecliste öyle pek soru yönergeleri cevaplanmıyor. Ne gerek var canım yani ona vakit harcayacağım falan. Ne ama Kültür Bakanı bu işi ciddiye almış ve cevaplamış. Ve demiş ki çok ilginç bir şey ama 2021 yılı itibariyle 608 kayıtlı özel tiyatro bulunduğunu söylemiş. Bunlardan aktif olan tiyatro sayısının sahne sayısının sadece 105 olduğunu kaydetmiş. 608, 105 ne yapıyor işte %15 falan gibi bir şey, %13 falan gibi bir şey yapıyor galiba. Çok ilginç yani şimdi kafadan doğru hesaplayamadım belki ama yani 600 salondan 100'ü işte 6'da 1. Yeter değil mi memlekete 105 tane fazla bile ya. Bunların yarısı zaten İstanbul'da, yarısı Ankara'da, sinemaların da öyle. Sinemalarda da çok ilginç. Aralık ayı itibariyle 396 sinema faaliyetine aktif olarak devam etmektedir diyor. 396 sinema. Normalde ne kadar olması gerekiyor? Bu 396'nın zaten 100 tanesi İstanbul'dadır, 50 tanesi Ankara'da, İzmir'de falan filan. Memlekette demek ki sinema olmayan yerler de var. Onlar da büyük şehirlere gelsinler ama bu sefer de otobüs biletleri pahalı. Yani sinemaya gitmek için otobüs bileti alıp artı sinemanın parasını ödesen evde oturup televizyonda sinema seyredilecek. Hadi onu seyrettiğinde tiyatroyu nasıl evde seyredeceksin? Ben biraz klasikçi bir adam olduğum için tiyatronun tiyatroya gidilerek seyredilmesi düşüncesindeyim. Ben de tiyatro oyuncusu olduğum için de isterim izleyicim gelsin beni orada izlesin. Fakat memlekette ne durum? Yok ki yani 105 tane aktif tiyatro var. Neyse ben çok yakında yeni bir oyunla başlayacağım. Sahnelere de geri dönüyorum. Lütfen izleyin, hepinize duyurusunu yapacağım. Kanalımıza da duyurusunu yapacağım bunların. Gelip izlemek isteyen insanlar da kapılarımız her zaman açık. Sinemaya, tiyatroya, sanata, müziğe, zaten müzik artık konser falan da çok fazla kalmadı. Kapılarımız açık. Fakat konserler de bir yandan konser sanatçıları, konser veren müzik sanatçıları ne yapılıyor arkadaş? Yani mesela Gülşen pop müziği sanatçısı şarkılar söylüyor. Sesi de güzeldir. Yani müzisyen olduğum için ben biraz da severek de dinlediğim sanatçılardan bir tanesi. Müziği aşırı ilgimi çekmez ama sesi güzel olduğu için bazı şarkıları çok güzel yorumladığını biliyorum. Fakat Türkiye'nin işte böyle bir şey yarattı o. Bir imaj yarattı kendine. Türkiye'nin Madonna'sı olarak anılıyor. Türkiye'nin Madonna'sı olmak bir sahne sanatları farklı bir şeydir. İşte oraya bazı böyle güzel dekolte biraz kıyafetlerle çıkıyor, danslar oluyor, müzik var, eğleniyor insanlar. Sen yani dedik ya biraz önce bu sıcaklar stres yapıyor. Stres atmak için de böyle hani gidiyorsun konserlerde, akşam saatlerinde falan eğleniyorsun. Fakat Gülşen şu anda konser veremiyor çünkü evde. Niye?
Efendim kendi düşüncelerinden bir tanesi, İmam Hatiplerle ilgili falan bir düşüncesini söyledi diye. Zaten ceza verilmeyecek bir şey de bir 3 gün bir içeri bir alındı. Ondan sonra bir çıkarıldı. Şu anda da ev hapsi. Çoluğu var, çocuğu var, ev hapsi var. Konsere çıkıyor, kıyafetleri falan. Ya bakmayın kardeşim öyle şeyler görmek istemiyorsanız. Bir ikincisi kocasıyla söz anlaşmış. Demiş ki ben böyle sahneye çıkacağım. Eşi kabul etmiş. Kabul etmiş derken yani izin vermiş anlamında söylemiyorum. Zaten demokratik bir ortamda herkes fikrini söyler. Akıl bali olur, orta yerde buluşulur ve bir şeyler çözülür. Tamam güzel, her şey iyi. Gülşen niye içeride? Neden ev hapsine alındı? Yine alın, yine bak bilinmeyenler. Yani biz bilinmeyenlerle uğraşıyoruz. Yani biraz böyle mantığım verse belki çözeceğim de mantığım benim de almıyor artık bazı şeyleri. O yüzden sadece dile getiriyoruz. İşte onların konseri bu sefer ne olmuş? İzmir'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan ki dünya çapında bir sanatçıdır. Benim gözümde de öyledir. Çok muhteşem bir sestir. İyi bir yorumcudur. Sanat müziği kökenlidir ve çok hakikaten bir de Türkiye'nin böyle dünya çapında çok fazla sanatçımız yok ki bizim. Bizden bir Elton John falan filan çıkmıyor arkadaş yani. Bir Tarkan'ımız var bizim. Ama Tarkan'ın dev bir platform kurulmuştu İzmir'de. Yarın konser verecekti. 9'undaydı hatırladığım kadarıyla işte. Fakat dev platform gece çökmüş. Dün gece çökmüş. Niye çökmüş? Bilinmiyor. Tarkan yoldaymış zaten. Bir kişi hafif yaralanmış ama onda da çok büyük bir sorun yokmuş. Büyükşehir Belediye Başkanı da İzmir'in açıklama yapmış. Demiş ki Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız. Demek ki konser şimdilik iptal. Tabii koskoca bir platform bir haftadır falan onu kurmaya çalışıyorlardı. Platformda çünkü yani ses düzeni var falan. Yani konsere gidenler bilirler. Işıklar var, ses düzeni var. Bir de dev şeyler kurmuşlardı, ekranlar kurmuşlardı. Herkes her yerden seyredebilsin diye. Bunlar niye yıkıldı bilinmez yani. Tarkan da üzülmüş tabii yani geliyormuş tam da yoldaymış ama herhalde ama bu konser yapılacak yeni bir sahne alanın yeniden konuşlandırılması için bir şey yapılacak, bilgilendirme yapılacak ona göre de biz de size bilgi vereceğiz bu konuda. Onun yanında mesela Aspendos Opera Bale Festivali başlıyor 10 Eylül'de. İnşallah sahne yıkılmaz çünkü opera ve bale biliyorsunuz festivaldeki konserlerde ve bütün gösterimlerde inşallah oradaki sahneyi doğru kurarlar da bir şey olmaz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenliyormuş 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali. 10 Eylül'de Ayda Operası'nın sahnelenmesiyle başlayacakmış. Efendim hepiniz gidiniz, geziniz. Ankara ile Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından sahnelenecekmiş Ayda. Verdi'nin Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Ayda'nın imkansız aşkını anlatan bir opera. Ben daha önce bir kere izledim, canlı izledim yani birkaç kere de video izledim ama gerçekten başarılı, çok keyiflidir. Kendinizi böyle bir anda başka bir dünyada bulursunuz. Böyle film izlemek gibi falan bir şeydir. Umarız burada bir sorun çıkmaz da olacaktır. Don Quixote da Antalya'da sergilenecekmiş. Daha birçok böyle bu festival kapsamında sergilenmeler olacak. Umarız sorun çıkmadan bunlar bari hayata girer. Tabii bu sıcaklardan bahsederken korkutan bir rapor geliyor. Diyor ki Türkiye dahil tüm bölge görülmemiş sıcaklarla kar olacak. Evet biz bunu uzun zamandır konuşuyoruz. En son sevgili dostumuz Profesör Doktor Sinan Canan'la küresel ısınma üzerine bir sohbet etmiştik biz. O da sohbetimizin arasında o da geçmişti. Bu arada Sinan geçmiş olsun bir motosiklet kazası geçirmiş. Arkadaşlar şu motorları lütfen trafikte motorlara biraz daha dikkat edelim. Motosiklet kullanmak bu trafikte zor. Ben de motosiklet kullandığım için biliyorum. Aman efendim yani siz ne kadar iyi motosiklet kullanırsanız kullanın, ne kadar iyi araba kullanırsanız kullanın, karşınızdakinin kullanımına bağlı. Bir yere çok acele etmeyin yetişmek için. Aman gözünüzü seveyim. Yani koşturmanıza, uçmanıza falan gerek yok. Zamanında gidin, sağlıkla gidin. Sinancım çok geçmiş olsun hocam. Yani bacağı platin takılmış falan filan veya köprü kemiğinde kırıklar var. Ağır bir şey. 1-1,5 ay Sinan Hoca herhalde yine online falan bir şekilde görüşürüz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Efendim onunla da konuştuğumuz gibi demiştim ya küresel ısınma dünyada hava sıcaklıklarının giderek artmasına yol açarken bilim insanları da Türkiye'nin de yer aldığı coğrafyayla ilgili endişe veren bir rapor yayınlamışlar. Rapora göre gelecek yıllarda ciddi bir iklim krizinin etkisinin gelecek. Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da benzeri görülmemiş sıcak hava dalgaları
kuraklık, toz fırtınaları, aşırı yağış gibi krizler yaşanacak. Aşırı yağış olacak ama aşırı yağış su birikmesini sağlamıyor. Su toprağın altına, özellikle kar yağdığı zaman toprağın altına çekiliyor. Toprak altından kaynaklardan bize ulaşıyor. Yağmur, aşırı yağışlar falan filan, aman aman su bol olacak demeyin. Kuraklarda maalesef susuzluk çok büyük bir dert olacak. Su ve gıda krizi de yaşanacak. Çünkü toprak kuruyunca toprağı ekemiyorsun, sulama yapamıyorsun. Sulama yapamayınca ekmek yok. Zaten Türkiye'de tarım olayının artık bitme noktasına geldiğini görüyoruz. Çünkü her şey çok pahalandı, hayat çok pahalandı, ekmek çok pahalandı, sebze de çok pahalandı. Ekeceğiz, biçeceğiz, nereye ekip, nasıl biçeceğiz? Aslında ekecek, biçecek yerimiz çok da neye ekip, nasıl ekip, hangi paralarla onları büyüteceğiz, tarıma nasıl destek olacağız? Bunu da tekrar konuşmamız gerekecek. İklim krizinin vuracağı ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Katar, Suriye, Suudi Arabistan falan da yer almış. Ama siyasi krizlerin, çatışmaların yaşandığı bölgede de ülkelerin iklim kriziyle mücadele için bir araya gelmesinin zor olduğu da görülüyor. Ama hayat var, hayat, hayat. Yaşıyoruz yani. Bu ülkede yaşamak istiyorsak, bu ülkenin topraklarında yaşamak istiyorsak, bazı şeylere çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle dış politikamıza falan filan. Her şey pahalanınca da vatandaş da zam isyanında bulunuyor. Diyor ki arkadaş, ya bir de yurt dışından gelenler, bizde mülteciler falan filan var biliyorsunuz. Türkiye'de diyor yabancılar yaşıyor, biz onlara hizmet ediyoruz demiş millet. Yani bir dışarıda böyle röportajlar yapıyor. Kanallar, YouTube kanalları da var bunların arasında. Yabancılar yaşıyor ama biz yaşamıyoruz diyormuş millet. Yani artık biz onlara hizmetçiyiz diyormuş. Çünkü onlar vergi falan ödemiyorlar, bunlar geldiler bu ülkede işte kuruyorlar falan, ama yani gidişat hiç böyle güzel değil diyor halkımız. O yüzden de son dönemde ailenizle ve arkadaşlarınızla bir yere geldiğinizde en çok hangi konuları konuşuyorsunuz diye sormuşlar vatandaşa. Vatandaş demiş ki parayı, zamları, açlığımızı, ekonomik durumu konuşuyoruz. Doğaldır halkın ekonomik konuşması ama hep yokluğu konuşmak da yorucu oluyor değil mi? Çok yorucu oluyor. Bu yüzden de işte tarlalara bir şeyler ekmesi lazım çiftçinin. Ama çiftçilere 7 milyon liralık fatura şimdi 10 milyon lira olarak ödüyorlar. Bu adam sulama yapacak falan filan yapacak. Nerede yapacak? Yani Ağustos ayının elektrik faturası 10 milyon gelmiş adamın tekine. Bir önceki ay 7 milyon geliyor. Bayağı bir artış var. Ne oluyor? Yani o zaman ne ekecek, ne biçecek, nasıl ekip ne biçecek? Öbür tarafta şey de artıyor tabii. Benzin fiyatları, mazot fiyatları artıyor. Ektiği yeri sonuçta orada bir ekme biçme üzerine çalışmalar yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da demiş ki dağı, taşı, ekin, biz çiftçimizin arkasındayız demiş. Hani yani halk da diyor ki kim var arkanda çiftçi diyor ki. Hani arkamızdayız dedin ama ya neredesiniz hocam diye soruyorlar yani. Derdimizi de kime anlatacağız diyor. Bana anlatsa ben size anlatıyorum işte derdimiz. Yani o ona biz birbirimize derdimizi anlatıyoruz kulaktan kulağa. Umarım doğru yerlere gider de birileri müdahale ederler buna diyeceksin ama. Tabii ne oluyor sonuçta? Da halkta bu seçim yaklaştı şimdi. Seçimde oylar değişiyor tabii ki. Yani millet ekmeksiz kalınca diyor ki yani o zaman bu onları değiştirmek gerekiyor falan filan. Yapamaz diyorlardı. İşte CHP hep %25'i geçemez falan filan diyorlardı ama son yapılan bir yön eylemin yaptığı bir seçim anketi var. Yön eylem bir firma. Sosyal Araştırmalar Merkezi orası. Ondan sonra 27 ilde 2403 kişi arasında yaptığı araştırmaya göre de bu sefer CHP 29,7 oyla birinci çıkmış. Ondan sonra AKP %29,5, İYİ Parti %13,5, MHP şeyin altına düşmüş yine 6,4. Ama yine Millet İttifakı, Cumhuriyet İttifakı diye topladığımız zaman CHP ve İYİ Parti'nin puanı daha da yükseliyor. Seçimlerde neler olacak onu da seçim zamanında göreceğiz. Önümüzdeki sene seçimler var. Tabi seçimler var ama seçimlerden önce şöyle de bir sıkıntımız var bizim. Ya bu dönemde birileri geldi bize ait olan adalara yerleşti. Yani benim Yunanistan'la bir derdim falan yok. Ben Buzuki de çaldığım için severim de Yunan şarkılarını, türkülerini ama arkadaş bu arkadaşlar geldiler bize ait olan adalara bir çöktüler. Silahlanma yasaktı orada. Silah da getirdikleri söyleniyor. Peki ama bu bayağı bir uzun zamandır süren bir olay. Bu seçimler yaklaşınca niyeyse Sayın Cumhurbaşkanımız kızmış bu Yunanlılara. Demiş ki arkadaş siz kimsiniz ulan? Biz demiş bu Kıbrıs Savaşı döneminde rahmetli Ecevit'in bir lafı vardı. Bir gece ansızın gelebiliriz deyip ondan sonra da Ayşe tatile çıktı deyip Kıbrıs'ın özgürlüğüne kavuşmasını sağlamıştı. Gerçi Sayın Cumhurbaşkanımız Ecevit de pek güzel şeyler söylemedi arkasında ama şimdi onun söylemleriyle demiş ki bir gece ansızın gelebiliriz. Nereye gidiyoruz? Niye gidiyoruz? Yani Yunanistan'la bunlar çok güzel dış ilişkilerle. Arkada burası sizin değil denir. Yani
şey gibi yani, kiracı gelmişse kiracıyı silahla tüfekle çıkartması canım, hukuki yollar var. E dış ilişkilerde böyle bir şey. O adaları zamanında o zaman biz bir kollasaydık, korusaydık. Fakat şimdi benim algım şu arkadaş, yani seçim yaklaşınca niye bu böyle bir celallenmeler artıyor, bilmem neler artıyor? Konular mı değiştiriliyor acaba? Gündem mi değiştiriliyor? Bizim güncelde gündem değişmez. Yani biz bildiğimizi, gördüğümüzü sizlerle paylaşıyoruz. Ne gerek var ki? Ama hiç politikaya yönelik değil demişler. Ama bu tamamıyla böyle hiç umulmadık bize. Şimdiye kadar niye yapılmadı? Hiç politikayla ilgili gibi görünüyor. Umarım benim düşündüğüm gibi falan da değildir yani. Bakacağız. Bu arada tabii zamlar artıyor. İşin komik tarafı da bu iPhone'un 10, 11, 12, 13, 14 falan arka arkaya gelmeye başladı. Ben iPhone kullanmıyorum ben. Evet yani WhatsApp gibi şeyler kullanıyoruz ama ağırlıkta da bir alo demek için kullanılan bir şey telefonumuz. Fakat iPhone 4, 14 de böyle bir 35 bin TL falan, yani motosiklet alın aynı para. Yani aynı paraya bir tane kendiniz şehir içinde bineceğiniz bir motosiklet alabiliyorsunuz. Bir telefon nasıl bu kadar para eder? Vallahi ben bunu bilmiyorum, anlamıyorum. Parası olan alsın kardeşim, ama daha Eylül'de çıkacak. Eylül'ün 23'ünde çıkacak. Daha yani 20 gün, 15 gün önceden arkadaşlar fiyatını bir koymuşlar. Millet sıraya girmiş, iPhone 14 bekliyor. Çok ilginç, dudak uçukladan da bir fiyat. Fakat bu arada ne oluyor? iPhone 35 bin lirayken bizim Urfa'nın Bilecik ilçesinden kalkıp Giresun'a gidip fındık toplayıp para biriktiren bir kızımız Fatma, üniversite hayali gerçek oluyor. Kızcağız Urfa'dan kalkıyor, Giresun'a gidiyor. Giresun'da fındık toplarken dışarıdan işçiler çalıştırılır. O işlerin arasında bu kızımız fındık topluyor. 21 yaşında kazandığı parayla da hazırlık kursuna gidiyor. Hazırlık kursundan da eğitim alarak bir şekilde üniversiteye kazanıyor. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanıyor kızımız. Ve Giresun'da fındık toplayarak kazandığı parayla kursa gidip oradan da üniversiteye giriyor. Aferin. Aferin. Ailesine yük olmadan da üniversiteyi bitirmek istiyor. Tamam, hayırlısı olsun, güzel olsun, ama dediğim gibi iPhone bu kadar parayken bir iPhone fiyatı bence bu Fatma kardeşimizin, güzel kızımızın bir yıllık eğitimini karşılıyor. Ne yapmak lazım o zaman? iPhone almak yerine bence biz de ne yapalım? Okuyan gençlere yardım edelim, okusun memlekette çocuklarımız, bizim okusunlar yani, güzel okusunlar ki memleketimiz medeni milletler seviyesine dediğimiz konuma, atamızın söylediği konuma gelebilsin. Ama bizdeki güzel taraf ne biliyor musunuz? Bu ülkede ekonomi ne olursa olsun tıkırında diyoruz, ama işte tıkırında ne olursa olsun ülkemizdeki insan sevgisi, hayvan sevgisi, hatta hayvan sevgisi insan sevgisinden daha fazla gelişiyor. Antalya'nın Serik ilçesinde hayvansever iş insanı Mustafa Denizer, kiraladığı 8000 metrekarelik arazide barınak kurmuş. 170 sokak köpeğine sahip çıkmış. Her köpeğe tek tek isim de vermiş. Ve köpekler de ismini biliyor demiş. Yani beni görünce hepsi birden gelip üzerime atlıyor demiş. Serik Patili Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği diye bir dernek kuruyor. 170 tane sahipsiz köpeğe bakıyor. 3 personeliyle. Müthiş bir şey. Yani hayvan sevgisi. Biz de işte kanalımızın üyelik gelirleriyle sokak hayvanlarını, çünkü aslında bu topraklara onların, yani biz gelmişiz bu topraklarda, onların evlerinin üzerine beton dökmüşüz, binalar yapmışız. Kedilere, köpeklere, kuşlara hepsine bakacağız arkadaş. Yani hele bu yangınlar oluyor. Yangınlarda efendim diyorlar can kaybı yok. Ya yangında ağaç da canlı, kuş da ölüyor canlı. Efendim böcek de ölüyor canlı. Bilimsel bakmak ayrı. Bir de dini taraftan da vicdanen de baktığınız zaman onları da Allah yarattı ya, onları da koruyalım kardeşim. Ormanlar niye yakılır zaten beton dökülen yerlerde? Yani işin özü biz hayvanlara bakmakla yükümlüyüz. Bu Mustafa kardeşimize de hakikaten teşekkür ederiz ya. Bizim görevlerimizi üstlenen gerçekten değerli adamlar var bu ülkede. Yani 170 tane sokak köpeğine sahip çıkmak da önemli bir şey. Bu arada arılarla ilgili de şöyle bir şey var. Efendim Sarp Gümrük kapısında 500 kilodan fazla kaçak bal ele geçirilmiş. Arkadaş bal kaçırılır mı ya? Biz gördük işte, uyuşturucu kaçakçısı, silah kaçakçısı, bal kaçakçısı var memlekette. Ya ekonomi ne hale geldi diye ondan sonra hakikaten kafam almıyor. Ben ekonomist falan değilim zaten. Hani sanatçıyım ama ekonomiyle ekonomist arkadaşlarım var. Bence ekonomist arkadaşların da kafası almıyor artık. Ya kaçak bal Türkiye'ye şey gelmiş. Kestane balı. Hem de böyle şeylere gömmüşler yani. X-ray arama cihazlarıyla bagaj bölümünde falan çıkıyor araçların. Yabancı plakalı bir aracın. Ondan sonra Türkiye'de giriş yapmak isteyen başka bir aracın da yakıt deposunda olağan dışı yoğunluğa rastlanmış. Orada da 90 kilo 700 gram kaçak kestane balı. Kestane balı bu kadar kaçak maçak bir şeymiş. Ben de yeni öğrendim.
Hadi öylesi olsun, daha da neler göreceğiz. Şey söylemiştim ya, aldatıldığından şüphelenenlere artık böyle birbirinizin telefonunu falan kontrol etmeniz gerekiyormuş. Kıskananlar birbirlerini işte, yok karısını aldatmış, yok kocasını aldatmış. Telefonu çok demiş iyi kontrol ediyorum demiş bir tanesi, ama nasıl demiş anlayacağım onun beni aldatıp aldatmadığını. 5 noktaya dikkat edilmesi gerekiyor diyor. Yeni kıyafetler almaya devam ediyorsa, efendim parfüm veya tıraş losyonu konusunda yeni bir tavra sahip olmuşsa, abi duş almak için daha fazla vakit harcıyorsa, kendi kıyafetlerini yıkamaya başlayıp başlamadıklarına bakacakmışsın. Bir de telefonlarını her yere götürüyorsa. Bundan mı anlaşılıyor yani? Bir. İkincisi, kıskançlığın asıl sebebi nedir? Kendine güvenmezsin. Sen iyi geçin karınla, iyi geçin kocanla. Kavga dövüş olmasın. Birbirinizi sevin. Birbirinize kötülük yapmayın arkadaş. Bu kadar basit. Aman gündem getirmek için neler yapıyorlar? Abi sen diyeceksin ki bunu niye gündeme alıyorsun? E ne yapalım işte, bizim kanallarda böyle ya artık. Arada bir tane iki tane de böyle gündemdeki şey, çünkü meraklısı da var bunun. Bu son bölümün meraklısı tamam bizim izleyicilerimizdendir. Saygı duyarım ama lütfen bunlara çok fazla kafayı takmayın. Psikolojinizi bozmayın. Memleketin hali şu anda emin olun bunlardan daha kötü. Bizi asıl aldatanlar başka yerlerde arkadaşlar. Evinizde aldatan aramayın. Sizi sokakta ya da tepenizde aldatanlara bakın. Bu konuyla ben de ilgileniyorum çünkü kilo vermek için, ben de kilolu bir adamım. Bayağı da bir 30 kilo falan verdim. Daha da vermeye çalışıyorum. Şeker hastalığı falan da gelince işin içerisinde ve beslenmede bir sürü sıkıntı yaşamışız. Bilimsel bir araştırma yapılmış. Bu diyet içecekleri diyorlar ya arkadaşlar. Ya kalbe neler zarar verir onu anlatacaktım size. Kalbe zarar veren iki tane şey var. Bir tanesi yanlış beslenme. İkincisi de stres. Yani üzülmeyeceksin. Kafana hiçbir şey takmayacaksın. Hayatını yaşamaya devam edeceksin. Bu böyle şeylerin dolduruşuyla falan filan da olmaz ama, insanların dolduruşuyla değil. Kendine sahip çıkarak olan bir şey. Ya bu arada da bu kalbe zarar verenlerin arasında da diyet içecekler varmış. Bir araştırma yapılmış. Bu diyet içeceklerin, yani 100 bin kişinin beslenme ve sağlık verileri üzerinde hem daha çok kilo alıyormuş bu diyet içecekleri. Onlar öyle de 5 katta yükseltiyormuş. Kalp krizi gibi bir sorunla baş başa kalıyorsunuz ondan sonra. Ya güncelde bugünlük bu kadar. Sürekli bizde bitmiyor ki işte. Devam ediyor bir haberler. Bir hayat devam ediyor zaten. Hayatın gerçekleri devam ediyor. Edecek de. Yaşayacağız bunların hepsini. Hep beraber yaşayacağız. Ne kadar el ele olursak, ne kadar sevgiyle, saygıyla birbirimize bakarsak, birbirimize ne kadar saygı, sevgi duyarsak, sanatla, sevgiyle, mutlulukla, huzurla hayatımız devam edecek. Sevgili dostlar, bizden bugünlük bu kadar. Güncel devam edecek. Yeni dönemde dediğim gibi bir sürü yeni çalışmalar başlatıyoruz sizler için. Kültür programları başlatıyoruz. Canlı yayınlara gireceğiz. Müzikler yapacağız sizler için. Şarkılar söyleyeceğiz. Şiirler okuyacağız. Ve hayatın devamını daha huzurlu, daha mutlu olması için biz de üzerimize düşen görevi sizler için yapacağız. Siz de lütfen kanalımıza abone olun. Abone olmayan dostlara lütfen abone yapın. Onlara bizden haber verin. Çünkü reklamın aslı kulaktan kulağa olandır. Beğendiyseniz yapın tabii. Beğenmediyseniz ne gerek var? Öyle bir şey yok. Biz de kendimizi zorla beğendirmek falan filan da istediğimizden değil bu. Açık yüreklilikle ve samimiyetle söylüyoruz. Üye olursanız çok cüzi bir rakam, bunu söylemiştim. 15 lira gibi bir rakamla aylık bizim kanalımıza destek verebilirsiniz. Bu sadece kanalımıza değil, sokak hayvanlarını da destek olarak görün bunu. Tabii bu kadar çok sokak hayvanına biz de tek gücümüzle destek olamıyoruz. Hep beraber birleşelim. Hem kanalımızı büyütelim hem bir taraftan da sokak hayvanlarını da üzerimize düşen görevi yapalım, besleyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hep böyle güzel kalın, hep böyle hoş kalın. Bugünlük hoşça kalın dostlar. Ekranlarınız hep aydınlık olsun. Sizler hep aydınlık içerisinde yaşayın. Görüşmek üzere.